olsa vursa bile, yerlerden yerlere öfkeyle vursa, dünya bir yangına dönse kavursa bile, dimdik dursa Elif gibi. Hayatım kördüm açmaz olsa bile, gönlümün kuşları uçmaz olsa, acılar sözleşip beni bulsa bile, dimdik dursa Elif gibi. Ağlasam gizli gizli, kimse görmese beni, derdimi sırrımı kimse bilmese, kardelen misali bunun sebebi halimi, dimdik dursam yine bir ilif gibi. Allah'ın cezası bir yaratıksın. Sen benim başıma belasın. Allah cezanı versin seni. Sen benim başımın belası mısın ha? Rezil ettin beni. Kendini de rezil ettin. Beni de rezil ettin. Öldüreceğim seni. Öldüreceğim seni. Öldüreceğim. Sen Allah'ın cezası bir yaratıksın. Sen benim başıma belasın. Allah cezanı versin seni. Sen benim başımın belası mısın ha? Rezil ettin beni. Kendini de rezil ettin. Beni de rezil ettin. Öldüreceğim seni. Öldüreceğim seni. Öldüreceğim. Kalk. Kalk diyorum. Kalk. Topla şu paraları. Topla. Kurtaracaksın değil mi baba beni ha? Hapse yollamayacaksın değil mi? Topla paraları. Bin arabaya. Bin arabaya bin. Bıktım senin pisliklerini temizlemekten. Bin. Bu sefer öyle olmayacak. O kadar kolay kurtulamayacaksınız. Yine o. Bin arabaya. Baba. Bin. Her şeyi duydum. Yaptıklarının cezasını çekeceksin. Hiçbir şey ispat edemezsin. Kızıma tuzak kurdunuz. Sen de biliyorsun. Kızın öldürmeye kalktı beni. Var mı şahidin ha? Var mı söyle. Ben gördüm. Okulda gizli gizli konuşuyordu telefonla. Duydum, takip ettim. Sana mı inanacaklar, bana mı? Tüllü hocanın kızına mı,
Yoksa Kudret Karay'a mı ha? Kime? Tabii ki bana. Böyle kolay kurtulamayacaksınız. Ben her zaman kolay kurtulurum. Ben var dersem var, yok dersem yok. Söylediğim her şeye inanırlar. Ağzımdan çıkacak her kelimeye. O yüzden dikkatli ol. Sonunuz hiç iyi olmaz. Hatta senin, annenin, kız kardeşinin, hepinizin kökünü kazırım. Bu yüzden burada gördüklerini ve duyduklarını unutsan iyi olur. Tabii aklın varsa. Seviyor oğlum beni, seviyor. Dün akşam görmedin mi? Baş başa birlikte yemek yedik. Seni sevmem için bana biraz zaman ver dedi. Kahramanıyım oğlum ben onun. Sense sadece böylesin. Anladın mı? İyisin değil mi? İyiyim. Hadi gözümüz aydın artık. Bu iş bitti. Annen de sen de özgürlüğünüze kavuşacaksınız. Bunun benimle ne alakası var ki? Ne demek seninle ne alakası var? Anlamıyor musun oğlum? Sanem'in hayatına karşılık senin hayatın. Düzen bu. Biz Sanem Karay'ın yaptıklarını görmezden geleceğiz. Kudret Karay da bizi rahat bırakacak. Bu kadar. Elif? O kız ne olacak? Ne olmuş ki Elif'e? Ne mi olmuş? Baba kız az daha ölüyordu. Ne demek ne olmuş? Ölmedi ama. Ölmedi diye Sanem'i rahat bırakacağız. Elini kolunu sallaya sallaya dışarıda gezecek öyle mi? Deniz niye bunlarla uğraşıyorsun oğlum? Bırak kızına ne yapacağına Kudret Karay düşünsün. Sana ne? Biz var olan durumdan yararlanmaya bakacağız. Baba bir ara gerçekten değiştiğini düşünmüştüm biliyor musun? Ümit etmiştim. Hayal bile kurmuştum. Ama hiç değişmemişsin. Ne demek değiştiğini düşünmüştün? Ne biçim konuşuyorsun sen? Deniz bak, ben yanlış hiçbir şey yapmıyorum. Baba olduğun zaman beni anlayacaksın. Ben ailemi koruyorum. Benim için bu hayatta senden ve annenden daha kıymetli hiçbir şey yok. Gerekirse ben sizin için bütün dünyaya sırtımı dönerim, tamam mı? Sırtını da dönersin, kullanırsın da, harcarsın da, değil mi baba? İki gün önce o kıza yalvarmadın mı annemi şikayet etmesin diye? Şimdi ne yapıyorsun? Onun katilini koruyorsun. Deniz yine haddini aşmaya başladın. Ne biçim konuşuyorsun sen? Ben senin hayatını korumak için böyle yaptım. Senin için böyle davrandım. Benim için bir şey yapma baba. Zaten ben ölmedim mi? Beni herkes öyle biliyor. Bırak öyle de kalsın. Deniz gene boş boş konuşmaya başladın. Tamam yeter. Bak. Her şey düzene girecek tamam mı? Ben her şeyi ayarlayacağım. Annen hapisten çıkacak, sen de hayatına kaldığın yerden devam edeceksin. Annen için çok üzülüyorum. Senden dolayı perişan oldum. Gözümün önünde resmen eriyip gidiyor. Koşup sarılacaksın ona. Anneciğim ben geldim diyeceksin. Tamam mı? Hepimiz de bu kabustan kurtulacağız. Hadi, hadi benimle gel. Seni derneğe bırakayım. Eşyalarını toplarsın. Bak şaka yapmıyorum. En geç yarın seni eve bırakacağım. Hadi. Hadi yurda bırakayım seni. Ortalığı toparlarsın. Geç oğlum. Baba bu ne? Torpidoya
koysana. Hadi. Kudret Karay şimdi dört gözle emanetini bekliyordur. Sen gidebilirsin. Yemek hazırlıyordum. Aç değilim, sen gidebilirsin. Peki efendim. Kudret Bey. Neler oluyor? Sanem ne oldu? Sanem? Hadi anlatsana annene. Ha? Hadi anlat. Nasıl adam öldürmeye kalkıştığını anlat annene. Ha? Hadi. Kim? Kimi öldürmüş? Bu geri zekalı benim silahımla o kızı vurmaya gitmiş. Üstelik evden silah çalan da buymuş. Neyse. Seninle sonra ilgileneceğim. Şimdi yapmam gereken daha önemli işler var. İki saate kadar bitecek bu iş. Annen çıkacak. Hı? Sayın Kudret Karay arıyor. Kızının ne halt ettiğini öğrendi. Şimdi pazarlık yapmaya çalışacak. Emredin komutanım. Birazdan emniyet amiriyle görüşeceğim. Sanem ifadesini değiştirecek. Yanılmışım diyecek. Zaten ortada delil falan da yok. Tabii seninkisi hariç. Onu da yok sayabilirsiniz komutanım. İyi. Bir an önce emaneti bana getir. Ayrıca seninle konuşacaklarım da var. Emredersiniz komutanım. Hazır bulmuşken başka şeyler de istesek mi acaba? Neyse bu kadar yeter. Senin ve annenin hayatından başka daha önemli bir şey olamaz. Benzin ışığı da yanıyor. Şuradan bir benzin alalım ha. Depoyu doldur bakalım. Deniz, bir şey istiyor musun? Oğlum hadi, asma suratını. Bak her şeyi hallediyorum işte, rahat ol. Rahat ol, hadi.
İyi günler. Sağ olun. İki tane su alabilir miyim? Önce burada biri vardı. Nereye gitti? Az önce indi gitti. Nereye gitti? Nereden bileyim ben abi? Ah Deniz, ah! Nasıl yaparsın bunu? Nasıl? Alo? Alo, Elif ben. Elif, şu anda çok meşgulüm. Seninle uğraşamam. Beni vuranı biliyorum. Sana. Kim söyledi sana bunu? Takip ettim Sanem'i. Babası da geldi, konuştular. Her şeyi duydum. Siz de biliyormuşsunuz. Tuzak kurmuşsunuz Sanem'i. Onlar seni gördü mü? Çene yanımı çıkarabilirsiniz artık. Ben hemen karakola gidiyorum. Lütfen siz de gelin. Şahitlik edin bana. Her şeyi de öğrenmiş. Onlar seni gördü mü? Tabii, çıktım karşılarına. Yaptıklarının cezasını çekeceğim diye bağırdım. Ne dedin? Ama siz de istiyordunuz ya suçluyu bulmak. Ben söylüyorum işte. Sanem beni vuran. Siz de biliyorsunuz. Elif bak. Kudret Kara ile arandaki meseleye beni karıştırma, tamam mı? Ben hiçbir şey görmedim, hiçbir şey duymadım, hiçbir şey bilmiyorum. Oldu mu? Hadi Deniz, hadi. Üzgünüm baba. İnanamıyorum sana Deniz ya. İnanamıyorum ya. Gidiyoruz hemen. Nereye? Karakola. Beni vuran Sanem'miş. Komutanın kızıymış. Ana! Çok büyük bir hata yapmışız. Kızım, meseleleri biraz kafasında fazlaca büyütmüş. Büyütmüş derken? Şener Hanım silah çantasını açmamış. Sanem öyle sanmış. Ya siz bahçeyi aradınız. Silahı bulamadınız. Herhalde kadıncağız oralarda dolaşıyordu. Kız öyle ikide bir tehdit edince ben de o yapmıştır sandım. Yani ifadenizi değiştiriyorsunuz. Öyle mi? Öyle öyle. Şenay Hanım'ı burada tutmanın bir anlamı yok artık. Kadıncağız zaten acılı. Daha fazla mağdur etmiyor. Danışıklı dövüş bunda. Bak komutanın oğlu öldü. Hala susuyor. Hem adam demedi mi sana? Elinde kanıt manıt yok, hiçbir şey yapamazsın diye. Yavrum,
kurban olayım. Sen de sus, bir şey deme. Anne, benim şahidim Allah. Bu gözler gördü, bu kulaklar duydu. Ben masum bir insanın hapiste çürümesine razı olamam. Sonucu ne olursa olsun. Gelmişler. Ne diyeceğim ki ben bu adama şimdi? Ah Deniz, ah. Çalıyor sonunda. Ne var baba, ne var? Daha ne olsun ki ha, daha ne olsun ki? Kudret Karay emniyete gelmiş. Anneni birazdan bırakacaklar ama benim elimde silah yok. Tamam işte, adalet yerini bulmuş. Çok şükür annem çıkıyor. Silah da birazdan ait olduğu yere gidecek. Deniz, sakın böyle bir şey yapma, sakın. Sakın. O silah pazarlığın bir parçası, tamam mı? Senin hayatın, hayatın. Eğer o silah Kudret Karay'ın eline geçmezse önünde kimse duramaz, kimse. Asıl alırsa hiç kimse duramaz baba. Gerçekler ortaya çıkınca bizim de hiçbir şeyden korkumuz kalmayacak. Herkesin ipini pazara çıkacak. Ya sana mı kalmış herkesin ipini pazara çıkarmak? Sana ne? Sen aileni düşünsene. Bu durumdan yararlanmaya baksana. Biz seninle hiç aynı bakamamışız baba. Beni tanıyamamışsın. Şu ana kadar kararsızdım. Ama bu lafları ettin ya. Artık yaptığımdan tamamen eminim. Deniz! Deniz! Duyacak bu çocuk beni. Buyurun. Komutanım. Albay gözün aydın. Şenay Hanım çıkıyor. Teşekkür ederim. Siz beni tuzağa düşürdünüz. Sanem. Sus Emi. Şimdi sırası değil. Başka konularımız var. Albay, şu kızı, neydi, Elif'i sen mi taktın peşimize ha? Sanem'i takip etmiş. Haberim var. Beni de aradı. Ama oralı olmadım. Merak etmeyin. Aramızdaki anlaşmayı bozacak kadar aptal değilim. Güzel. Bundan sonra o zaman tavrını net koy, olur mu albay? Olur komutan. Sancar. Şenay. Her şey bitti artık. Bak. Hepsi yanlış anlaşılmış. Çok acıktım.
Eminim öyledir çünkü bayağıdır bir şey yemedin. Elif nerede ki? Niye yanlarında değil? İçeride olsa çoktan çıkardık. Kızlar hadi hemen ben bir çay koyayım. Ben de geleyim seninle. Dur dur. Şu simitleri de bana ver. Şimdi sen hepsini yer bitirirsin. Hoş geldiniz yavrum. Hoş bulduk. Ben hemen yemek koyayım size. Yok, biz simit falan aldık, kahvaltı gibi yapacağız. Kızlar da çay demliyor. Ha, iyi. Ben de gidip onlara yardım edeyim bari. Şey, bu zarf ne? Ha, o mu? Eşikte buldum. Eşikte. Hı-hı. Önce ben de şaşırdım. Ama baktım üzerinde Elif Gürel yazıyor. Bir tanıdığı bırakmıştır herhalde dedim, aldım. Ben götüreyim Elif o zaman. Yok yok, gerek yok. Gelince kendi alır. Komutanım, müsaadenizle ben Şenay ile ilgileneyim. Biraz sarsıldı da. Tabii. İnsan yok yere suçlanınca sarsılıyor tabii. Yok yere sayılmaz aslında. Kızı ezmeye çalışmışsınız ya, davanız devam edecekmiş. Komiser Bey öyle söyledi. Aa, Şenay Hanım çıkmış. Komutan da yanında. Sanem de orada. Kızım, hani bunlar düşmandı? Ne bileyim ben anne. Öyle konuştular. Güya albay tuzak kurmuş bunları. Al işte sana. Tuzak muzak var mı? Her şey süt liman. Almış kızını gidiyor. Elif. Siz Şenay Hanım'ı bırakın sonra bana gelin konuşalım biraz. Emredersiniz komutanım. Elif. Ya baba buraya kadar gelmişler. Tamam komutanım ben konuşurum. Şenay sen de arabaya geç. Ne oluyor Sancar? Sana arabaya geç dedim. Siz şöyle gelir misiniz? Ya ne diye peşimize dolaşıyorsunuz? Suçlu o. Gözünüzün içine baka baka karınızın üstüne attı suçu. Bunu biliyorsunuz, hala susuyor musunuz? Seyircan Hanım. Sizin bu kızınız çok genç. Biraz da cahil. Bayağı da bir kalın kafalı. Bu yüzden size söylüyorum. Söyleyin ona buralarda fazla dolaşmasın, tamam mı? Bakın yaşıyor, şükredin. Kapansın mesele yani öyle mi? Kızım kapatmayıp da ne yapalım? Ha? Sen hiç düşündün mü? Bana bak. Sen böyle bir güçle hiç başa çıkabilir misin? Hı? Bir laf vardır biliyor musun? Filler tepişir, çimenler ezilir. Eğer birazcık aklın varsa benden sana tavsiye, ezilmemek için aradan çık. Senden bir şey mi gizliyorum? Sanem önce suçladı, sonra vazgeçti. Niye? Yanılmış işte. Boş ver. Fazla kurcalama. Bir lafıyla hapse attıracaktı. Sen kurcalama diyorsun. Sonra o kız hem şikayetçi olmayacağım diyor, hem de peşimizden ayrılmıyor. Şenay, bu durumda senin daha fazla şey bilmen gerekmiyor. Oğlum ölsün, susayım ben.
Hapse atsınlar, susayım. İftira atsınlar, yine susayım. Susacağım Sancar. Öyle bir susacağım ki bir daha hiç konuşturamayacaksın. Şenay. Kurban oldum. Belli bir şeyden sonra karışıp duruyor ya bu ya. Baştan mı alıversem ben bunu? Dur baştan alayım ben. Hocam. Heh. Yukarıda ziyaretçileriniz var. Sizin şifanıza muhtaç. Sizinle tanışmaya gelmişler. Müsaadenizle yanınıza alayım mı? Hı? Of of. İyi alı ver bakayım, alı ver. Oldum. Vallahi canımdan bıktım artık ben. Bu ne arkadaş ya? Beni tuturan bana gelir. Böbreğinden taş düşüren bana gelir. Bastonunu alan bana gelir. Altına koyuveren bana gelir. Nasıl olacak bu iş ya? Vallahi canımdan bıktım. Alın başımı giden diyorum ben. Gidem diyorum hem mi? Bu garibanları kime emanet edeceğim? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bunlar mı misafir? Evet hocam, çok utanıyoruz karşınıza böyle gelmeye ama inşallah hor görüp kovmazsınız bizi kapınızdan. Olur mu öyle şey canım? Ne kovmaz? Olur mu öyle şey? Bizim kapımızdan öyle. Otur ben bakayım, bir otur ben. Hocam. Bu yavrucukların sizin rehberliğinize ihtiyaçları var. Bir el verip okuyup üfleseniz diyorum. Hı? Lafım olacağım. Tabii ne demek? Siz bir müsaade edin bize. Ben arkadaşlarla bir konuşuverim. Ne dertler var? Hadi kızım sen de çık oraya bakayım. Ya ne demişler? Hocanın dediğini yap. Emme yaptığını yapma değil mi? Ay söylemişlerdi hocam, çok şakırcısınız. Öyle vallahi canım. Maşallah maşallah. Anlatıverin bakayım. Nedir sizin derdiniz? Allah canım. Sen de gelime bakayım şöyle, yanıma gelime şöyle. Sen yaklaşın yanıma öyle, yaklaş bakayım. Sen de şöyle geçime bakayım ya, rahat otur. Geniş geniş. Sohbetimiz sohbet olsun, muhabbetimiz. Allah'ım sizi nazarlardan saklasın. Allah'ım kurban olduğum an gönlümüze göre versin. Allah ne muradınız varsa ve tuttuğumuz Allah'ım kurban olduğum. Oh be, sonunda. Kızım kapı çalıyor, niye bakmıyorsun? Ben de tam kapıya iniyordum. Hoş geldiniz. Elif kızım, sen bir şeye mi üzüldün? Yok. Bundan sonra üzülmek, dertlenmek yok. Her şey güzel olacak değil mi Elif? Ben de üstümü değiştirip geleyim. Aa,
Elif'in zarfını söylemeyi unuttuk. Ben hemen götüreyim. Tamam. Ne yapıyorsun sen? Hiç. Elif'e gelen zarf değil mi? Tamam. Ben de Elif'e götürüyorum işte. Zahmet etme. Ben götürürüm. Elif. Baksana. İnsanlar niye bu kadar kötü Süheyla? Ne oldu? Ne yaptılar sana? Elimi kolumu bağladılar. Çaresiz kaldım. Yapayalnız bıraktım. Şimdiye kadar çoktan görmesi gerekirdi. Paket yerine ulaştı. İnanamıyorum ya, inanamıyorum ya. Albay. Komutanım. Albay daha ne kadar bekleyeceğim? Ben de şimdi geliyordum zaten. Heh. Sen zahmet etmeyesin diye ben geldim. Ne oluyor albay? Ha? O kızın emniyette ne işi vardı? Bizi şikayet mi edecek? Öyleydi. Ama engel oldum. Gözünü öyle bir korkuttum ki bir daha böyle bir şeye hayatta cesaret edemez. Peki benim emanet nerede? Ben de onu konuşacaktım sizinle. Aslında beklenmedik bir durum oldu. Albay lafı geveleme, ne söyleyeceksen söyle. Kudret Bey. Ankara'dan aradılar. Orgeneral sizinle görüşmek istiyormuş, çok önemliymiş. Yarın odamda ol. Emredersiniz. O silahı mutlaka bulmam lazım. Mutlaka. Başka bir şey söylediler mi? Hayır. Alo. Komutanım, beni aramışsınız. Hükümet burnumuzun dibinde şeriat istericileri ortam oluşturuyor. Millette cahil, durumun vahametinden haberi yok. Komutanım, benim bir şeyden haberim yok. O zaman haberleri aç. Hükümetin yeni marifetlerini izle. Televizyonu aç. Ne oluyor abi? Öğreneceğiz şimdi. Camii'nin
içinde topluca zikir çekerek adeta gövde gösterisi yapan grup, çıkışta gazetecilere yaptığı açıklamada açık açık şeriat çağrısı yaptığı gerekçesiyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve Devlet Güvenlik Mahkemesi tarafından çifte soruşturma başlatıldı. Olaya ait ses ve görüntü kayıtlarını incelemeye alan savcılıklar, soruşturma sonucunda suç tespit ederlerse olayı organize edenler hakkında dava açılacak. Bu konuşma ve davranışların Türkiye Cumhuriyeti Devleti açısından hiç iç açıcı olmadığını söyleyen bakanlar, böylesine tehlikeli davranışlardan uzak durulması gerektiğini ve şiddetle kınadıklarını bildirdiler. Neler oluyor? Ne demek bunlar? Şeriat adım adım değil, koşarak geliyor demek. Anlamışsın. Ama biz bunları durdurmasını da biliriz. Kızım, arabamı hazırla. Nereye abi? Zane, vatan elden giderken şimdi uyumanın sırası mı ha? Tabii ki karargah. Şenay, ben çıkıyorum. Nereye gidiyorsun? Sen iyi misin? İyi değilim Sancar. Şenay bak, bu zamanda güçlü olmamız gerekiyor, tamam mı? Ne olur toparla kendini. Bak geçti bitti artık. Hiçbir şey bitmedi. Oğlumu kaybettim ben. Yaşamak istemiyorum artık. Bak, gerekirse yarın seni doktora götürürüm, tamam mı? Ama bana yardımcı ol sen de. Bir de senin bunalımlarınla uğraşmayayım. Şenay, ne olur. Hadi, hadi görüşürüz, ben çıkıyorum. Kurtaracağım seni Sancar. Bir daha Şenay diye bir derdin olmayacak. Sıkı sıkı kapatmışlar kapıyı. Elif, bulaşmamak lazım bu adamlara. Bir lafıyla her şeyi değiştiriyorlar. Baksana birden çıktı Şenay Hanım. Komutan kızını bırakır mı içeride? Bunun sonunda yine sen zararlı çıkacaksın. Tamam. Susalım. Sen sus, ben susayım. Senem gibiler de geçsinler ortada. İstedikleri zaman okuldan atsınlar. İstedikleri zaman silah çeksinler. Oradan oraya sürsünler bizi, öyle mi? Bir kanıt olsaydı elimde. Bir dakika durmazdım Süheyla. Şimdi elim kolum bağlı. Hadi Elif. Almadın mı hala şu paketi? Yok yok. Bu böyle beklemekle olmayacak. İşte. Ben ne için gelmiştim? Ne haber kızlar? Bir kapıyı çalsaydın. Ay, yemeğe çağıracaktım. Özel olduğunu nereden bileyim? Bu ne ya? Telefon sesi. Çantadan geliyor. İyi de benim telefonum yok ki. Deniz'in telefonu. Ay, adam öldü. Niye mesaj atsınlar? Açsana. Elif zarfı aldın mı? Elif diyor. Kim ki bu? Ne zarfı? Şu zarftan bahsediyor musun?
Ne zaman geldi bu? Bugün kapıya bırakmışlar. Ben de onu getirmek için gelmiştim. Elif, söylesene ne var içinde? Ne var zarfta? Serap, sen bir dakika izin verir misin bize? Ay aşk olsun. Benden laf çıkmaz ki. Çık diyorsa çık. O zarfı almazsan bana da Serap demesinler. Baksana şuna. Neyin nesi bu? Not da var içinde. Sanem seni bununla vurdu. Hemen polise götür. Elif arıyor. Alo. Kimsin sen? Niye gönderdin bunu bana? Konuşsana. Nereden tanıyorsun beni? Niye yardım ediyorsun bana? Kapattı. Madem yardım edecek, niye gizliyor ki kendini? Kesin bir iş var bu işin içinde. Mesaj. Bana güven, hemen polise git. Yettin artık be. Ama ben senin ayağını buradan kesmesini bilirim Deniz Beyefendi. Ya. Kusura bakmayın komutanım, geç vakitte rahatsız ettim. Ama Deniz'le ilgili. Nerede olduğunu biliyor musun yoksa? Biliyorum. Her zamanki gibi yurdun önünde. Tut onu orada, hiçbir yere gitmesin. Çoktan gitti. Çabuk arkasından git o zaman. Çabuk.
Nereye giderse bana haber ver. Hadi. Emredersiniz komutanım. Elif, o kadar anlattım sana. Saçmalama, başını belaya sokacaksın. Zeycan teyze, şuna bir şey söyle, dinlemiyor beni. Elif. Ver o zarfı bana. Anne bırak. Ben polise gidiyorum. Kızım, kim göndermiş? Niye göndermiş anlamadan? Sen ne işlere kalkışıyorsun? Ya tuzak kurmuşlarsa sana? Tamam o zaman. İbrahim abiye gidelim. Hiçbir yere gitmiyorsun. Hiç kimseye de bir şey demiyorsun. Ben aldım dersimi. Dinlemezsen analık hakkımı helal etmem. Anne niye öyle diyor? Son sözüm bu. Okuyacaksan okul oldu. Anan da yanında. Lafımı dinlemezsen beni yok bil. Albayım, takipteyim. Nerede şimdi? Bir otele geldi. Sanırım burada kalacak. Tamam. Bana orayı tarif et. Ben gelene kadar da oradan ayrılma. Emredersiniz albayım. Ah Deniz Hanım. Babam nerede? Karargaha gitti. Ne yapmış? Albaydan almış mı silahı? Ne bileyim ben. Apar topar gitti işte. Adamın başındaki dert bir değil ki. Bir de seninle uğraşıyor. Anne. Ya o kız polise giderse? Ben o zaman ne yapacağım? Hapishaneye çürümek istemiyorum. Bunu o kızı vurmadan önce düşünecektin Sanem. Ah, Rana'cığım. O kızı sen mi vurdun? Rana'cığım yok öyle bir şey. Nereden çıkarıyorsun? Yenge, sen de alet mi oluyorsun bunun yalanlarına? Abim. Abim biliyor mu? Biliyor tabii. Beni de koruyor. Koruyor mu? Ne yapacaktık? Çocuk işte, yapmış bir aptallık. Çocuk dediğin kız kaç yaşında? Siz hepiniz aklınızı mı kaçırdınız? Rana'cığım oldu bitti. Kız zaten şikayetçi değil. Sen de kapat bu konuyu. Sanemciğim hadi sen de odana. Siz ne vicdansız insanlarsınız. Sen mi vicdandan bahsediyorsun? Sanem hırsına yenik düştü yaptım dedi. Peki ya senin yaptığın? Benimle ne alakası var canım? Öldürüyormuş kızı. Sen ne yapıyorsun? Kızların başlarını açıyorsun. Okuldan atıyorsun. Sen de hayatlarını almıyor musun o kızların? Sanem anladı hatasını. O kızdan özür dileyecek. Ne diyor bu ya? Hayır. Bir daha da asla böyle bir şey olmayacak. Peki sen ne yapacaksın? Yarın sabah sınava almayacaksın. Ertesi gün başörtüsünde olacak elin. Ondan sonra da okuldan attıracaksın. Eğer bu bir zulümse sen buna hep devam edeceksin. Şimdi git kendini yargıla. Benim kızımdan da uzak dur. Otelde mi? Evet, daha çıkmadı. Tamam. Sen git, bundan sonrasını ben hallederim.
Bu nasıl iş ya? İyicene çocuk bakıcısı olduk. Tüh Allah'ım. Düşündün mü? Gidecek misin polise? Mesaj geldi. Ne yazıyor? Düşündün mü? Gideceksin mi polise? Ben nasıl anlayacağım bunun kim olduğunu? Yaz yaz. Sana güvenmem lazımdı. Kim olduğunu bilmem lazımdı. Hadi. Düşündüm. Ama sana güvenmem lazım. Görüşmek istiyorum. Kim o? Kim olabilir? Aç şu kapıyı çabuk. Baba. Baba sen nereden öğrendin benim burada olduğumu? Nereden öğrendimse öğrendim, sana ne? Sen beni ne sanıyorsun? Hadi çabuk ver şu silahı. Bende değil silah. Deniz bak, dalga geçme. Hemen bana şu silahı ver. Yarın sabah Kudret Karay'ın odasında masasının üstünde olacak o silah. Yoksa başım derde girecek. Baba silah gerçekten bende değil. Deniz, nerede o zaman bu silah? Hı? Polise mi verdin? Oğlum konuşsana. Başım belaya girecek diyorum sana, anlamıyor musun? Bak, senin için nelere göz aldığımın farkında bile değilsin. Şeytanla işbirliği yapıyorsun. Deniz, bak yine haddini aşıyorsun. Sabrımı taşırma da ver şu silahı, hadi. Baba silah bende değil. Nerede o zaman bu silah? Nerede? Baba ver şu telefonu. Baba ver şu telefonu. Bırak yeter, karışma bana ya. Bana sesini yükseltme. Yarın 13'te Çengelköy Parkı'nda ol. Kim bu? Bu senin eski numara. Tamam baba, ver telefonu bana. Ya bırak diyorum sana. Elif. Elif'e mi verdin silahı sen? Evet Elif'e verdim. Çünkü ortada bir suçlu var. Ve o suçlunun cezasını çekmesi gerekiyor. Hala anlamıyorsun değil mi? Senin hayatın söz konusu. Eğer o suçlu bulunursa sen öleceksin. Öleceksin. Ben zaten öleyim. O yüzden hiç kimseden korkum yok. Anladın mı? Eğer yarın o buluşma yerine gidersen, eğer gidersen o zaman sen benden kork. Anlıyor musun? Benden kork! Gece gece. Annem arıyor. Önemli bir şey herhalde. O kıza bir paket geldi mi? Elife, Elife!
Evet. Niye benim haberim yok? Her şeyden haberim olacak demedim mi size? Ne bileyim, ben anlamadım ki içindekini. Anlamakla vakit kaybetme. O paketi bir an önce al, bana getir. Yarın sabah elimde olsun. Alo. Kolay gelsin. Her şey planladığım gibi gidiyor. Çok güzel. Şimdi beni iyi dinle. Yarınki 3 gazetende de aynı başlığı istiyorum. Evet. Akşam da televizyonlarda geçmeni istiyorum haberi. Şu anda genelkurmaya gidiyorum, Ankara'ya. Orgeneralle görüşeceğim, evet. Ben uçakta metnin tamamını sana yazar, indiğimde de gönderirim. Anlaşıldı mı? Güzel. Kolay gelsin o zaman. Aa, Zeycan Hanım, sen uyumadın mı hala? O Sinan o kızdayken nasıl uyuyayım? Ben nasıl durduracağım bunu? Okula gidiyorum diye yürür gider karakola. Ben bilmiyorum mu kızımın yanıtını? İbrahim Bey'le bir görüşseydin ha? Hiç karıştırmayalım. Adamın başını da belaya sokarız. Ben buldum ne yapacağını. Hazır kızlar uyuyorken git al o silahı bir köşeye at. Sen sağ ben selam. Hadi Serap, hadi. Nerede kaldın? Kız ne yapıyor? Baksana şu telefonu.
anne? Sen ne yapıyorsun burada? Okula geç kaldınız. O kadar oldu mu anne? Oldu oldu. Hadi. Süheyla. Nerede bu? Süheyla. Süheyla hadi. Süheyla kalk hadi, okula geç kaldık. Tamam. Neredesin? Saatlerdir seni arabada bekliyorum. Bir şey alamadın. Benim telefonum değil mi bu? Ne işi var sende? İçeride bırakmışsın. Çalıp duruyordu. İşler çeviriyor bu kız. Nerede paket? Bulamadım. Ne demek bulamadım? Yok işte. Hani nereye koyduysa. Bakmadığım yer kalmadı. Bu kız gece bir yerlere mi çıktı? Hayır. O zaman paket hala onda. Şimdi yurda giriyorsun. O paketi bulmadan dışarıda çıkmıyorsun, tamam mı? Hadi çabuk, senden haber bekliyorum. Hadi hadi. Bu pakette ya. Anne. Bıraksaydın ya toplardım ben. Olsun kızım. Siz ne vakit gidiyorsunuz okula? Kahvaltınızı hazırlayayım ben. Birazdan çıkarız. Çay koyayım ben o zaman. Elif. Yavrum siz şimdi gündüz olmayacağınız burada. O silah kalmasın ortalarda. Sen onu bana ver. Ya da atalım gitsin. Ben güvenli bir yere koydum anne onu. Hem zaten hala düşünüyorum. Polise gitmeyi mi? Yaptıkları az şey değil anne. Öldürmeye çalıştılar beni. Öyle sineye çeklemek de çekilmiyor. Önce silahı gönderenden emin olmam lazım. Nasıl yapacaksın onu? Dün gece mesaj gönderdim. Cevap bekliyorum. Bana güvenmemekte haklısın. Ama emin ol sana bu kötülüğü yapanlardan daha tehlikeli değilim. İstediğim tek şey adaletin yerini bulması. Bir de mutlu olma. Çünkü bunu hak ediyorsun.
Şenay Hanım, iyi misiniz? Günaydın. Bana bir kahvaltı hazırlasana. Gerek yok. Senin hemen çıkman lazım. Okulda bir şeyler atıştırırsın. Niye ki ben bugün okula falan gitmeyeceğim? Gideceksin. Gideceksin ve o kızdan özür dileyeceksin. Anne niye? Baban çırpınıyor senin pisliğini örtbas etmek için. Ama hepimiz biliyoruz ki ne mevki ne de para yetmez bu rezilliği örtmeye. Bir duyulursa, birilerinin ağzından bir şey çıkacak olursa biteriz, anlıyor musun? Zaten iyice yayılmaya başladı. Halan da biliyor artık her şeyi. Özür dilince ne değişecek ki? Bu şekilde dilersen tabii ki bir şey değişmeyecek. Yalvaracaksın. Allah rızası için bana yardım et diyeceksin. Ben ettim sen etme diyeceksin. Bu bedduayla ben nasıl yürürüm bilmiyorum diyeceksin. Ona en zayıf noktasından vuracaksın. Anca o zaman engel olursun konuşmasına. Anne ben bunu yapamam. Ben kızı görmeye tahammül edemiyorum. Nasıl karşısına çıkıp konuşayım? Aptal. Senin bunu hemen yapman lazım. Yoksa kız hırslanacak. Gözü hiçbir şey görmeyecek. Sizin bir an önce bir araya gelip karşılıklı konuşmanız, bu konuyu kapatmanız lazım. Ondan sonra kim ne derse desin. Hadi git hemen hazırlan. O kızla da konuşmadan sakın geri gelme. Daha gelebilir misiniz? Şimdi yanım durumu çok kötü. Şenay Hanım. Şenay Hanım ne oldu? Galiba bu haplardan almış. Bunların hepsi sakinleştirici. Aman Allah'ım. Şenay Hanım. Şenay Hanım hadi kalk. Hadi kalk, bir elinizi yüzünüzü yıkayalım. Hadi Şenay, hadi. Bırak, ne olur. Hadi sen de bir kahve. Hemen. Uyumak istiyorum. Şenay. Aşkın türlü geçmiyor. Aç. Hadi, hadi kendini toparla. Kalkman lazım, hadi. Hadi kalk. Ölmek istiyorum ben. Yardım et bana. Hadi bırakmadıysa başlayacağım paketine de kendine de. Bu yanağa bak sen. Bir de bir şey bilmez gözüküyor. Bu ne ya? Ne yapıyorsun sen burada? Ne bu odanın hali? Ben kitabımı arıyordum. Petek arkasında mı arıyorsun kitabını? Ben burada bir şey gördüm, onu merak ettim. Ne gördün? Çek bakayım.
Çekil. Elif'e gelen paket bu. Öyle mi? Sen baktın mı bunun içine? Hadi ara kitabını çık. Elif'e de bir şey söyleme sakın. Bundan kurtulmaya. Nasıl geçti? Bir sorun oldu mu? Yok yok. Abdülkadir Hoca iyi davranıyor çok şükür. Sınavlarda da iyi not aldım zaten. Ay. Allah razı olsun, yardımcı oluyor. Alalım mı? Çay içelim. Hadi. İki çay alabilir miyiz? Bir de kek alalım. O ne? Sen değil mi? Yok. Bana güvenmemekte haklısın. Ama emin ol, sana bu kötülüğü yapanlardan daha tehlikeli değilim. İstediğim tek şey adaletin yerini bulması. Süheyla! O burada. Kim? Paketi bırakan. Elif gidiyor. Nerede bu ya? Aa, gidiyor. İyi günler Sancar Bey. Ben Şenay Hanım için aramıştım sizi. Bir şey mi oldu yoksa? Şenay Hanım'ın durumu çok kötü. Bir sürü sakinleştirici almış. Hizmetçi kız uyanmayınca korkmuş, beni çağırdı. Ben geldim yardıma ama hiçbir şey, bir türlü
uyanmıyor, kendine gelmiyor. Sürekli ölmek istediğini söylüyor. Ben de onun için aradım. Belki bir doktora götürmek istersiniz diye düşündüm. Ya, anlıyorum İnce Hanım. İlgilendiğiniz için, ayrıca haber verdiğiniz için çok teşekkür ederim. Durumun farkındayım. Bu sorunu bir an önce halledeceğim. Bence biraz acele etseniz iyi olur. Sonra çok pişman olursunuz. Sağ olun. Şenil, ne yapıyorsun? Zaten işin başımdan aşkın. Sen bir yandan, Deniz bir yandan. Kudret komutan yok mu? Komutanım dün geceden beri buradaydı. Sabah erkenden Ankara'ya gitti albayım. Sağ ol. Demek Ankara'ya gitti. İyi. Bakalım neler olacak. Hep beraber göreceğiz. Ülkenin halini görüyorsunuz. Adeta sabrımızı sınıyorlar. İşlerine geliyor komutanım. Kendi elleriyle destekliyorlar. Yoksa o kadar adam toplanıp nasıl bir araya gelebilirlerdi ki? Bunlar Ankara'ya alınmadılar. Taktik değiştirip İstanbul'a gidiyorlar. Kutsal yerlerde zikir ayinleri yapmaya çalışıyorlar. Bu resmen şeriat çağrısıdır. Doğru. Ama bazılarımız buna hala demokrasi diyor. Sözlerimi çarpıtmayın Kudret Komutan. Bütün inananlar bunlar gibi mi yani? Bu yapılan yanlışlığı Türkiye'ye mi mal edelim? Bunu yapmak vatanı istikrarsızlığa götürür. İstikrar mı kaldı komutan? Karışmadıkları konu var mı bunların? Hac, türban, kurban. İşte bunlar böyle. Dünya işlerini bıraktık. Bütün ülke ahirete çalışıyoruz. Siz ılımlı bakmaya çalışıyorsunuz. Ama biz susarsak bir gün çocuklarımız bizden hesap soracaktır. Kızlar ve erkekler ayrılacak. Kızların başı kapanacak. Okullar medreseye dönüşecek. Konuşanların başı ezilecek. Ve bir gün çocuklarımız bize siz neredeydiniz diye sorduklarında ne cevap vereceğiz? Hakkın, adaletin ve demokrasinin yanındaydım diyeceğim. Emin olun, sizin göstermiş olduğunuz bu hoşgörüyü onlar bize göstermeyecekler paşam. Çok doğru. Bu yüzden şimdiden tedbir alıp demokrasiye gereken ayarı yapmamız lazım. Hem de ivedi bir şekilde. Elif, bu kesin seni tanıyan biri. Yoksa niye böyle şeyler yazsın? Tanıyorsa niye karşıma çıkmıyor, niye kaçıyor? Ne bileyim. Tehlikeli iş sonuçta. Korkuyor belki de. Bak gör, görüşmeye bile gelmeyecek. Ben yine de mesaj atacağım. O saatte oraya gideceğim Süheyla. Belki vicdana gelir. İnşallah. Elif, ne oldu? Elif yürü kalk, yürü gidelim. Görmeyelim şu mendiburun suratını. Elif. Elif dinleme onu. Elif bir dakika durur musun? Seninle baş başa konuşabilir miyiz? Ne konuşacaksan arkadaşımın yanında söyle. Bak. Biliyorum, bana kızgınsın ama sadece 5 dakika. Ne olur. Yalvarıyorum. Süheyla, sen bir kantine git, ben hemen geleceğim. Tamam. 5 dakika, bir tost ye sen. Tamam.
Hadi gel oturalım. İnan elim ayağım tutmuyor. Elif, ben çok pişmanım. Sabaha kadar gözüme uyku girmiyor. Gözümü kapatıp açtığım her anda o görüntü. Ben nasıl böyle bir delilik yapmışım diyorum kendi kendime. Bak inan o ben değildim. Tamam. Doğru. Seni kıskanıyordum. Ama öldürecek kadar değildi. Hem bak Deniz'in ölümü beni mahvetti. Bütün dengem alt üst oldu. Şener teyze de böyle fitne verir gibi ölsün o kız, ölsün o kız dedikçe aklıma kazınmış işte. Ay ne olursun öyle bakma bana. Çok utanıyorum. Sen inançlı bir insansın Elif. Bak ben de pişmanım işte. Tövbe etmek istiyorum. Ama sen affetmeden ne önemi var ki bunların? Onu ben nereden bileyim? Allah'la senin arandı. Öteki dünyaya kadar ben nasıl beklerim? Bu dünyada helallik almam lazım benim senden. Yoksa yediğim içtiğim her şey haram bana Elif, haram. Ne oldu? Affettin mi beni? Ben sana bir şey diyemiyorum. Biraz kendi kendime kalıp düşünmem lazım. Sonra helalleşiriz. Bu arada hazır başlamışken bol bol oku tövbe duasını. Belki Allah bir ferahlık verir yüreğine. Aman bununla başka bir şey bildiği yok be. Dua oku, dua oku. Ne edeceğim ben Adile Hanım? Başımıza bela oldu bizle. Atayım mı, saklayayım mı, ne yapayım ben? Bana kalırsa ağlayıp dövünerek vakit kaybetme. Elif bu silah olmadan hiçbir şey yapamaz. Kızlar okuldan gelmeden al bu silahı götür. Nereye? Nereye olacak canım? Denizin dibine at gitsin. Nerede paket? Yok. Buldum. Ama kızın annesi yakaladı beni. Nasıl yakaladı seni? Ne diyorsun? Ya ne bileyim öyle çat diye girdi içeriye. Ben de paketi vermek zorunda kaldım. Paketi vermek zorunda kaldın öyle mi? Nasıl yaparsın bunu? Ya vermeyip de ne yapacaktın? Kadın zaten şüphelendi benden. Ne yalan söyleyeceğimi şaşırdım. Ya az kalsın anlıyordu. Bir şeyi de halledin ya. Bir şeyi de halledin. Kaçtı yurdun telefonu? 0216. Evet. 355. Tamam tamam hatırladım. Alo. Alo. Reyhan Hanım. Ben Deniz'in babası. Ne istiyorsunuz hala bizden? Durun durun durun. Durun. Silahın sizde olduğunu biliyorum. Siz bizi mi takip ediyorsunuz gece gündüz? Ne istiyorsunuz bizden? Ne ettik biz size? Siz benim kızımı sahipsiz mi sandınız? Reyhan Hanım bakın beni yanlış anlıyorsunuz. Biz ikimiz de aynı taraftanız. İkimiz de ailelerimizin iyiliğini düşünüyoruz. O yüzden size bir anlaşma teklif edeceğim. Anlaşma öyle mi? Daha dün komutanı da kolkolaydın karakolda. Kızımı kovuyordun. Şimdi aradın da anlaşma mı istiyorsun he? Ben senin bundan sonra bir Allah bir dediğine inanırım. Zeycan Hanım,
Siz o silahtan kurtulmak istiyor musunuz, istemiyor musunuz? Eğer istiyorsanız ben de size yardımcı olacağım işte. Siz o paketi bana getirin. Kimsenin haberi olmadan aramızda halledelim. Evlatlarımız için. Yani evlat acısı kolay değil biliyorsunuz. Ne dersiniz heyecanım? Tamam. Nerede buluşacağız? Biliyorum. Bulurum ben orayı, bulurum. Buluşacağım mı o adamla? Buluşulur, buluşulur. Onlar kendilerini akıllı sanıyor ya. Bir ders de ben vereyim onlara. Hayırdır Seyran Hanım? Bir yere mi gidiyorsun? Bir işim vardı da çıkıveriyordum. Şenay Hanım bırakılmış. He. Onlardan arayan oldu mu sizi? Yok, kim arayacak ki? Gerçi davası devam ediyor ama bu kadar şüpheliyken böyle alelacele bırakılmış olması pek hayra alamet değil. Sizi rahatsız ederlerse haberim olsun. Öyle kendi başınıza iş yapmayın, tamam mı? Seyran Hanım, bana bir şey mi söyleyeceksin? Yok, ne söyleyeyim? Benim işim acele de. Hadi size hayırlı günler. Hayırlı günler. Buluşma yerinde olacağım. Eğer gerçekten benim iyiliğimi istiyorsan sen de orada olursun. Ben buluşma yerinde olacağım. Eğer gerçekten benim iyiliğimi istiyorsan sen de orada olursun. Düşünüyorum da istesem de gelemem ki. Sen de gelemem ki. Ne hesabı var hayatım? Biter mi ki bu çift? Beni affet Sancar. Niyetim sana acı çektirmek değil. Üzülme de arkamdan. Zaten beni sevmediğini biliyorum. Deniz için katlandım bu evliliğe. İlk kez şimdi ölüme giderken kendimi özgür hissediyorum. Burada bulamadığım huzura oğlumun yanında kavuşacağım. Biliyorum. Orada beni bekliyor. Sabret gönül, sabret. Küsme sakın kaderine, şükret. Her kuşun bir baharı var elbet. Yeter ki sen sabret. Sabret gönül, sabret. Küsme sakın kaderine, şükret. Her kışın bir baharı var elbet. Yeter ki sen sabret.
kışın bir baharı renk renk. Yeter ki sen sabret. Sabret gülüm. Bir baharı var elbet. Yeter ki sen sabret. Hah, geliyor. Sonunda bitti bu iş. Harika. Zeycan Hanım, gelmekle en akıllı işi yaptınız. Derdin ne senin bu silahla? İnanın bana, anlatsam da anlamazsınız. Aklınız ermez. En iyisi benim. Ermesin zaten benim aklım o kirli oyunlarınıza. O komutanına da selam söyle. Sandım ki kan çekerdi. Vicdanının köşesi şu kadar çıksızdı. Ama anladım ki taşta vicdan var, o komutanda vicdan yok. Ne onda ne kızında. Ne dediniz siz? Kan çeker mi dediniz? Ne kanı? Ben diyeceğimi dedim. Silahı istiyordun değil mi? Alın size silahı. Hayır! Ne yaptınız siz? Ne yaptınız? Kızım için yaptım. Onu rahat bırakın diye yaptım. Nasıl yaparsınız? Deniz'i nasıl kurtaracağım ben? Nasıl kurtaracağım? Gitti. Efendim? Ya beğendin mi yaptın ha? Beğendin mi? Ne oldu yine baba? Elif'in annesi. Tam silahı bana verecekken tuttu, denize attı. Hepsi senin yüzünden, hepsi. Gittin o silahı aptal kıza verdin. Anlamıyorsun değil mi? Anlamıyorsun değil mi? Elimizdeki tek kozdu o silah. Tek koz. Kudret Karay'a ne diyeceğim ben şimdi ha? Ne diyeceğim? Seni sağ salim nasıl çıkaracağım ortaya? Nasıl? Öyle mi baba? Tek derdimiz bu yani. Benim insanların karşısına nasıl çıkacağım? Birazdan göreceksin nasıl çıkacağım. Bir sürü salakla uğraşıyorum ya. Ben geldim. Her şeyi göze alarak geldim. Bütün yalanları bir kenara bıraktım. Thank you.
sadece kalbimin sesini dinledim ben. Bana hoş geldin demeyecek misin? Dönse kavursa bile dimdik dursa